1990'ların popüler çizgi dizisi Pokemon'un mobil cihazlar için ilk oyunu Pokemon Go'nun çıkmasıyla yeni bir çılgınlık ortaya çıktı. Türkiye'deki oyun severler de bu akıma ayak uydu. Pokemon Go ile birlikte kullanıcılar akıllı cihazlarıyla gerçek dünyada Pokemon yakalayabiliyor, birbirleriyle savaştırabiliyor ve birbirleri arasında ticaretini yapabiliyorlar. Oyuncular telefonlarındaki uygulamayı kullanarak çevrede bulunan Pokemon'ları saptıyor. Daha sonra telefon kamerasını açan kullanıcılar bu sayede gördükleri Pokemon'lara kork topuyla vurarak onlara sahip olabiliyor. Telefonlarımızın oyun uygulamaları hepimizin tutkusu. Son dönemde çıkmış olan Pokemon Go oyunu furyası hakkında İstanbul Turizm Merkezi'ndeki ziyaretçilerimiz bakalım neler düşünüyor? Yeni çıkan Pokemon Go oyunu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunu oynuyor musunuz? Oynamıyorum. Siz? Ben oynuyorum. Dün gece 9'da evden çıktım. Halkalı'da oturuyorum. Halkalı meydana gittim. Ya sırf onun için yani böyle gezdiriyor yani. Kilo verdiriyor. Küçüklükten beri Pokemon izliyorum. Hani bu da iyi bir şey olmuş. Hani çizgi film gerçek oluyor gibi bir şey. Oyunu hiç beğenmedim. Tamamen bir hastalıktı. Tavsiye de etmiyorum kimseye. Oynadınız mı oyunu? Çok. Bütün boş zamanımı neredeyse orada geçirdim. Biraz da saçma geliyor oraya buraya gitmek yani. Ama çok var arkadaşım oynandı diyor. Çok bağımlı yapıyor böyle. Hep herkes oynuyor. Yani insanları sağa sola böyle götürmek çok saçma bence. Biraz yani gereksiz geliyor. Ayrıca Amerika'da falan da gasp etmişler insanları biraz. Hoş değil o yüzden. Yok, ben Pokemon oynamıyorum. Hatta çok da karşıyım. Yani büyük ihtimal güncellemelerle falan çok iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden de şimdiden yakalamak için erkenden başladım. Çocukluğum bununla geçtiği için, hani böyle Pokemon'ların hepsini bildiğim için, hani şunu yakalım, şunu yakalım, bu heyecanlı oluyor açıkçası. Sen yani hoşuma gidiyor. Pokemon Go oldukça eğlenceli bir oyuna benziyor. Ancak sokaklarda ve caddelerde bu oyunu oynarken başımıza gelecek kazalardan korunmak adına oldukça dikkatli olmamıza da fayda var.